Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OpenAI'nin güçlü modeli GPT-4 oyu ve browser yüz kütüphanesini kullanarak tıpkı bir OpenAI operatör gibi web tarayıcısını açıp verilen görevleri yerine getiren bir agent geliştireceğiz. Üstelik bu agent'ı Ollama kullanarak yerel bir modelle de çalıştırmayı deneyeceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle kullanacağımız temel bileşenlerden bahsedelim. Browserius, Python ile otomatikleştirilmiş web tarayıcı işlemleri gerçekleştiren bir kütüphane. Ollama, OpenAI modelleri gibi büyük dil modellerini yerelde çalıştırmamıza olmak tanıyan bir kütüphane. LangChain, large language modeller üzerinde kolayca işlemler yapabileceğimiz bir framework ve son olarak Streamlit, veri görselleştirme ve hızlı arayüz geliştirme için kullanacağımız bir araç bu bileşenlerle kendi tarayıcı agent'ımızı oluşturacağız. Ben bu uygulamayı Python kullanarak geliştireceğim ve Streamlit ile basit bir arayüz ekleyeceğim. İlk olarak app.py adında bir dosya oluşturup agent kodlarını yazmaya başlıyoruz. Dosyanın en başına kullanacağımız kütüphaneleri tanımlayalım. Yazacağımız agent'ın testini arayüzden kolayca yapabilmek için Streamlit LLM modellerini LangChain ile tanımlayacağımız için LangChain OpenAI modele vereceğimiz talimatlarımızı browser üzerinde gerçekleştirebilmek için browser use asenkron işlemlerde kullanmak için async io importları tamamladıktan sonra artık fonksiyonlarımızı geliştirmeye başlayabiliriz. İlk olarak vereceğimiz görevi yerine getirecek olan execute task fonksiyonunu geliştirelim. Bu fonksiyon iki parametre alacak. Görev tanımı ve OpenAI API key. Fonksiyonun başında LangChain OpenAI kütüphanesinin ChatOpenAI metodu ile modeli tanımlayalım. Ardından bir browser use tanımlayıp görevleri ve tanımladığımız el ele bir parametre olarak verelim. Böylece agent'ımızın hangi model ile hangi görevleri yapacağını belirlemiş olduk. Son olarak agent'ı çalıştıracak olan run metodunu çalıştıralım. Ve sonucu döndüren finalResult fonksiyonu ile executeTask metodunu tamamlayalım. Şimdi main metodu ile uygulama açıldığında yapılacak işlemleri belirleyebiliriz. Bu metodun içinde genel olarak Streamlit kütüphanesinden yararlanacağız. Öncelikle sayfa başlığı ve açıklamasını yazalım. bir API key alanı ve bir text area olacak şekilde arayüz tanımlayalım. Bir buton tanımlayıp bu butona tıklandığında yukarıda tanımladığımız execute task metodunu çağıralım. Ve son olarak çıktıyı göstereceğimiz alanı belirleyelim. AsyncIO ile async olarak tanımladığımız main metodunu çalıştıralım. Ve agent hazır. Şimdi bir virtual environment tanımlayıp kullandığımız kütüphaneleri projeye dahil edelim. Projemizi çalıştırmak için Streamlit Run komutlarını kullanıyoruz. Uygulamamız açıldı. Şimdi birkaç test yapalım. OpenAI API key yazıp ardından görevi tanımlayalım. İlk olarak arşiv.org'a girip yapay zeka ile ilgili arama yapmasını ve son yayınlarla ilgili bana bir briefing vermesini istiyorum. Şahane bir şekilde browser'ı açıp aramayı yaptı ve 3 tane yayınla ilgili bilgileri bana getirdi. İkinci deneme olarak OpenAI operatörün sitesinde yer alan görevi tanımlıyorum ve TripAdvisor'dan en yüksek oranlı bir günlük Roma turu ayarlamasını istiyorum. Önce Google'dan TripAdvisor için arama yaptı ve Doğru şekilde siteye girdi. Sonra sıralama kısmını değiştirdi. Ancak TripAdvisor CAPTCHA çıkardı ve agent bunu çözemediği için işlem yarım kaldı. Belki CAPTCHA'yı çözebilecek bir model ile denesek ya da ufak yardımlar yapsak devam edebilirdi. Bunu deneyip yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Şimdi aynı uygulamayı OpenAI yerine OLLAMA ile çalıştıracak şekilde düzenleyelim. Lokal modeli bilgisayarımıza indirmek ve kullanmak için OLLAMA'yı kullanacağız. Sitesinden indiriyorum. İndirdiğim OLLAMA uygulamasını Application klasörüne taşıdıktan sonra açıyorum ollama sadece komut satırında çalışıyor. Bu nedenle direkt komut satırından ollama kullanarak Qwen 2.5 7B modelini çekiyorum. Projeye langchain ollama kütüphanesini import edip kütüphaneyi kuralım. ardından uygulamayı tekrar çalıştırıp test edebiliriz. Bu kez amazon.com.tr'ye gidip laptopları aramasını ve ilk ürünün başlık ve ücretini getirmesini istedim. Bakalım yapabilecek mi? Amazon.com.tr'yi ikinci denemesinde açabildi. Arama çubuğunu buldu. Laptop yazdı. arama butonuna da bastı. İlk ekranda istediğini bulamayınca sayfayı scroll yaptı. İstediğimiz gibi bir laptop bulunca tıkladı. Birkaç laptop arasında gidip geldi. Sanırım kararsız kaldı ya da aradığını bulamadı. Toplamda 46 dakika ve 21 adım sonra artık bulamadığını anlayınca pes etti ve sonuç dönemedi. Sorunun sebebi Qwen 2.5 7B modelinin boyutunun küçük olması. Küçük dil modelleri büyük elelemler kadar karmaşık görevleri yerine getirmekte zorlanabiliyor. Bu yüzden daha büyük bir model kullanmak daha iyi sonuçlar alabilmemizi sağlayacaktır. Hollama'nın web sayfasından tool kullanabilen farklı modelleri görebilir ve indirebilirsiniz. Bugün OpenAI'ın GPT-4 O modelini ve Browser Use kütüphanesini kullanarak web tarayıcısını açıp yönlendiren bir agent geliştirdik. Ayrıca aynı işlemi ollama ile denedik ve küçük modellerin bazı sınırlamaları olduğunu gördük. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.